Ankara ve İthalat Alt Seminer'e hoş geldiniz. Ülkemizde onlarca çeşit meyve bulunmaktadır. Genellikle portakal, elma, mandalina gibi klasik meyveler bulunmasına rağmen iklim koşullarından dolayı sınırlı sayıda meyve çeşidi yetiştirilmektedir. Bu da meyve ithalatını zorunlu hale getirmiştir. İlk olarak tropikal meyve ile tanışmamız 1980'lere dayanmaktadır. Muz ithalatı ile başlayan oluşumu kivi ithalatı takip etmiştir. Genellikle Asya, Güney Amerika ve Afrika'dan ithalatların çoğunluğu yapılmaktadır. Bir tropikal meyvenin nerede yetiştiğini ve nereden getireceğimizi bilmek büyük önem taşır. Örneğin Malezya'da yetişen durian meyvesi dünyanın en lezzetli meyvesi kabul edilirken, Avustralya'da yetişen bir durian ağza alınmayacak kadar kötüdür ve kötü kokusundan dolayı birçok ülkede yasaklanmıştır. Ülkemizde de son yıllarda hem lezzetli hem de sağlıklı olmasından dolayı tropikal meyve tüketiminde büyük artış gözlemlenmiştir. Bunun sonucunda Alanya, Mersin, Anamur civarında son 5-6 yıldır tropikal meyve üreticiliği yaygınlaşmıştır. Bugünkü seminerimizde Sayın Ercan Şimdi'ye eşliğinde tropikal meyve ithalatını ele alacağız. Sayın Ercan Şimdi 5 Temmuz 1982'de Sakarya'da dünyaya geldi. Sakarya Gelebe Lisesi'nde lise öğrenimi tamamlayan Ercan Bey, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde bitirdi. 2006'da iş hayatına Şangay Tekstil'de dış ticaret uzmanı olarak başladı. Kariyerine 2007'de Çekok Grup'ta dış ticaret müdür yardımcısı olarak devam eden Ercan Bey, 2009'da dış ticaret müdürü olarak Latin Agriculture Foreign Trade'de çalışmaya başlamış ve çalışma hayatını burada devam ettirmektedir. Şimdi ön konuşma yapmak üzere Sayın Hakan Tuna Hocamıza sen de. Lezzetli konferansını boşluyorum. Çünkü Ercan Bey'le biraz konuşmuştuk ve bana biraz anlatmıştı. Hiç tanımadığım, bilmediğim meyvelerden bahsetti. Arkadaşımıza sunarken bunu bahsetti. Birkaç açıdan çok önemli bir konferans bizim için. Birincisi Ercan Bey bizim MBA öğrencimiz aynı zamanda, yüksek lisansta. Bir amacımız biz kendimizi küresel ticaret takımı olarak tanımlıyoruz. Amaçlarımızdan bir tanesi de yüksek lisans öğrencilerimizle lisans öğrencilerimizi bir araya getirmek amacımız var. Yüksek lisans öğrencimiz ama alanında çok yetkin, uzman ve çok tecrübesi olan biri Ercan Bey. Bizi aile içinde bunu paylaşacak ama aile içinde çok değerli bilgileri paylaşmış olacak. O yüzden geldiği için kendisine teşekkür ediyorum. Bu teknik aksaklık için tabii özür diliyoruz ama bu herkesin başına gelebilir. Bu da bizim takımın sorunu değil, başka sebeplerden de kaynaklanmış olabilir. Ama gayet iyi yönettik. Hocama teşekkür ediyorum. Biraz sıkıntı verdi kendisine ama bu noktaya geldiği için, beklediğiniz için de teşekkür ederim. Ercan Bey'i ben de ağırlıyorum. Sayın Hocam, sağ olun. Sayın Hocam, arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Aslında çok yabancı sayılmayız. Ben de sizlerle aynı koltuk ve sıraları paylaşıyorum. Bugün sadece buradayım. Daha sonra yine sizlerle beraber devam edeceğim. Yaklaşık 8 sene kadar ben bir dış ticaret kariyeri yaşıyorum kendi adıma. Onun sonrasında böyle bir yüksek lisans başlangıcım oldu. Değerli hocalarımızla çok güzel paylaşımlar içerisindeyiz. Ve böylelikle de aslında ben dış ticaretin etki alanının ne kadar geniş olduğunu da fark ettim. Ve çok büyük bir okyanus ve onun içerisinde ben de aynen hocalarımdan aldığım bilgilerle de çok farklı şeyleri öğrendim ve hissettim açıkçası. Ben şimdi bugün tropikal meyve ithalatından bahsedeceğim. Biz aslında kendimize mesleki olarak international kabzımal diyoruz. Ya da böyle söyleyince biraz açıkçası havalı oluyor. Dış ticaret biraz böyle aslında havalı bir şey. Sizler de bunu hissedin istiyorum aynı zamanda. Klasik bir meyve ticareti hallerde komisyonculuk olarak baktığınızda kabzımalların yaptığı iş. Biz biraz bunu uluslararası boyuta taşıdık. Ben bundan önce biraz da kendi yaptıklarımı size anlatayım. En azından bu aşamaların çoğundan geçeceksiniz sizler de. Benim yaşadıklarımın çoğuna şahit olacaksınız. Aslında öyle bir kariyer bekliyor sizlere. Birisi dış ticaret yapmak isterse başına ne gelir? Aslında onlardan biraz bahsedeceğim. Ben İşletme Fakültesi mezunuyum. Mezun olduğumda açıkçası bana sorulduğunda ne iş yaparsın, mesleğin nedir dendiğinde her işi yaparım diyordum doğal olarak. Ve bunun üzerine bir mesleki uzmanlık, farklı bir kariyer hedefi içerisinde bazı şeyler kafamda şekilleniyordu.
4 senelik lisans içerisinde ufak bir, kısa bir dönemde benim bir uluslararası firmada staj dönemim oldu. Orada yurt dışı yatırımla ilgilenen böyle bir departmanla tanışma fırsatı elde ettim. Ve çok farklı olduğunu gözlemledim. Hatta şirket içerisindeki diğer departmanlara göre de çok farklı bir algıdalar. Biraz cool takılıyorlar diyelim. Böyle bir keyifli ortamı paylaşıyorlardı. Kimse onların ne yaptığını bilmiyordu. Bu aslında biraz bende heyecan uyandırdı ve keyifli olabileceğine inandım. Biraz oradan temelli olarak başladığını düşünüyorum kendime, dış ticaret kariyerine başlangıç açısından. Daha sonra mezun olduğumda Türkiye ağır bir krizden geçiyordu. 2003 yıllarıydı. Ve o tarihle itibariyle biraz da İngilizce eğitiminin çok önemli olduğunu düşündüm dış ticarette, ki kesinlikle de böyle. Yaklaşık 2 sene kadar da İngiltere'de kalmayı tercih ettim böyle bir dönem içerisinde. Orada daha çok öğrencilerin yapacağı işleri olarak düşünürseniz restoran gibi, kafe, bar gibi yerlerde çalışma şansları var. Ve biraz tropik meyvelerle, restorandaki yemeklerdeki farklılıklarla tanıştıktan sonra aslında dış ticaret yapacağım ama hangi sektörde yapacağım diye düşündüğümde biraz daha artık netleşmeye başlamıştı benim için. Şöyle bir şey sonuçlanmıştı. Evet, Türkiye'ye döneceğim, dış ticaret kariyeri yapacağım. Sektörümde özellikle Türkiye'de bulunmayan tropikal yaş meyveler veya dönemsel olarak burada olmayan, yetişmeyen meyveler olacak diye netleştirdim. Daha sonra Türkiye'ye döndüm. Bu işi yapan firmalarda çalışarak böyle bir tecrübe edinmek için kendime plan yapıyordum. O süreyi hatta biraz da böyle dış ticaret eğitimi alarak geçirmek için bazı sertifika programlarına yazıldım. Araştırdığımda Türkiye'de bu işi yapan, özellikle İstanbul'da sadece 2 firma olduğunu fark ettim. Başvurdum, doğal olarak kimse geri dönmedi. Yani böyle bir firmada çalışabilmem için açıkçası dış ticaret departmanında ya birisinin işten ayrılması lazım ya da birisinin ölmesi lazım açıkçası. Yani başka bir şansım yoktu. Böyle bir bekleme süreci geçirmek zorundaydım. Ve o dönemi bir tekstil firmasında bulduğum işle aslında tamamladım. Yaklaşık 1 sene kadar tekstil ürünlerinin ithalat ve ihracatında görev yaptım. Yurt dışından kumaş getiriyordum, düğme getiriyordum, aksesuar getiriyordum. Fakat o meyvedeki kafamda kalan o plan beni açıkçası çok fazla hoşnut etmiyordu. Yani o sektör çok fazla bana uygun değildi. Bir de şunu fark ettiğimi hissettim. Sonuçta dış ticaret zincirleme, birbirine halkın olarak geçmiş aşamalardan oluşan bir bütün. Bu bütünün içerisinde bir başlangıç noktası var, bir de gümrükte sonuçlanan bir nokta var. Gümrük aşamasıyla ilgili hiçbir fikrimin olmadığını hissettim. Gümrük müşavirliğinden aldığım hizmet konusunda da kafamda soru işaretleri vardı. Yani neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ya da beni nasıl yönlendirdikleri konusunda fikir sahibi olamıyordum. Tekstilde de mutlu değildim. Açıkçası şöyle bir şey yaptım. Çok daha kariyerimi aslında geri plana atarak bir gümrük müşavirliğinde dosya takip elemanı olarak çalışmaya başladım. Yani böyle bir süreç yaşamak, gümrüğü tanımak benim için çok önemliydi. Onu hissetmiştim. Fakat buna da aslında çok dayanamıyordum. Biraz benim hani önceki kariyerime uygun değildi. Bunu şu açıdan söyleyeceğim size. Bu bütüne baktığınızda, mesela bunu biz bir ithalat operasyonuna bağlayacağız az sonra. Sonuçta yurt dışında başlayan bir işlem ve gümrükte bitiyor. Bir tarafı başlangıç noktası, bir tarafı da bunun bitiş noktası. Bu iki süreci birbirine bağlamanız için iki tarafı da aslında iyi biliyor olmanız lazım ve arada geçen süreçlere hakimiyet sağlamanız gerekiyor. Ben böylelikle en azından son kısmını öğrenmiş oldum. Sonuçta bu aşamalardan biraz bahsederken bunlar sizin ileride ait olabileceğiniz, yani bunlara aday öğrencilersiniz. Sonuçta başlangıç noktasına bakarsak yurt dışından bir ürünü getirme isteği olacak. Buna ihtiyacınız olacak. Bunu bulmak için pazarları araştırmanız, anlaşmalar yapmanız ve o ürünü en sonunda netleştirmeniz gerekiyor. İşte mesela bu parçalardan birine siz ileride ait olabilirsiniz. Bunu tercih edebilirsiniz. Böyle bir kariyer yapabilirsiniz. İkinci aşama ne olabilir bunda? Bu ürüne ait Türkiye'ye gelişiyle ilgili lojistik bir imkan yaratmak gerekiyor. Bunu da düşünerek bu sefer mesela siz sadece bunun lojistiğini yapan olabilirsiniz. Bunun anlaşması da yapıldıktan sonra ödemeler olabilir, böyle bir muhasebesel kayıt olabilir
Yine bu sizin aday olabileceğiniz, kariyerinizi yapabileceğiniz bölümlerden bir tanesi. Daha sonra bu ürün lojistik imkanlarla Türkiye'ye geldikten sonra bir gümrükleme aşaması gerekiyor. İşte bu kısımda da aslında bir kariyer yapabilirsiniz. Bu da sizin göreviniz olabilir, yetiniz olabilir. Bununla da ilgili bir iş planı yapabilirsiniz kendi açınızda. Gümrükleme sürecine bittikten sonra deponuza koyuyorsunuz, satmak istiyorsunuz. Evet, bunu pazarlayan da olabilirsiniz. Yani bu dış ticaret operasyonun içerisinde sizin belli bir bölümde aslında aşamada yer alabileceğiniz konulardan, aşamalardan bir tanesi. Ve böylelikle aslında bir başka tercih daha yapmanız gerekiyor. Bunu, bu aşamaları hangi sektöre uygulayacaksınız? Hangi sektörde olmak istiyorsunuz? Yani benim tavsiyem en sevdiğiniz, hobi olarak kabul edebileceğiniz, böyle bir alana hitap eden bir bölüm sizin için çok keyifli bir kariyer oldu. Yani beğendiğiniz, bu açıdan da biraz merak ettiğiniz diyelim, bir sektörde olmak sizin için daha avantajlıdır. Gıda çok farklı bir sektör dış ticaret operasyonu için, çünkü diğer sektörlere göre çok daha zor ve değişik parametreler içeriyor. Noktaya geldikten sonra ne yapıyoruz diye baktığımızda artık onu biraz sunumla size anlatabiliriz. Arkadaşlarımız çok güzel bir ön sunum hazırlamış. Aslında bizim sektörümüzü yaptığımız işi çok güzel özetlediler. Böylelikle ben sadece biraz daha detaylarına girmiş olacağım. Evet, bizim çok aşina olduğumuz, çok bildiğimiz görüntü bu, muzla alakalı olarak. Çünkü biz buna aslında hem lezzet olarak hem de görüntü olarak alışırız. Normal şartlarda bir dış ticaret operasyonu yapmak istiyorsanız böyle bir muzu bulup getirmeniz gerekiyor. Yani bunun için bir dış ticaret operasyonu planlamanız gerekiyor. Aslında bu da bir muz. Platanos mu diyelim? Platanos, plantain. Plantain. İşte un kızartı. Aynen. Bu da şimdi bu da bir muz aslında. Bunu da getirebilirsiniz. Ama bunu satabilecek misiniz? Nasıl bir tepki olacak? Onu ölçmeniz gerekiyor. Muz aslında içinde nişasta olan ve nişastanın şekere dönüştüğü bir meyve. Bu gösterdiğim muzda daha çok nişasta var. Dönüşmüyor, patates gibi kalıyor. Kaldığı için de bunu kızartarak yiyorlar. Mesela bunu Türkiye'de kimse deneyip getirmedi. Çünkü çok da acaba tutar mı tutmaz mı emin de değiliz. Ben mesela tutacağından çok emin değilim. O yüzden hiç getirmek konusunda bir risk almadım. Ama sizin için bir pazardır. Belki deneyebilirim o yüzden. Evet. O yüzden hangi cins muzu getireceğiz diye kendinize soruyu sormanız gerekiyor. Dış ticaret operasyonuna başlamadan önce. Bu belirlediğiniz muzu hangi ülkeden tedarik edersiniz? Yani Türkiye'de az önce gösterdiğim bildiğimiz muzu hangi ülkede bulabilirsiniz? Onu bir kontrol etmemiz gerekiyor. Daha sonra o ülkeden hangi pazara bunu satabilirsiniz? Yani Türkiye'ye olabilir veya diğer başka pazarlar bu muzu tercih ederler diye düşünüyorsunuz. Bunun maliyetini daha sonra hem lojistik anlamda hem de pazar anlamında hangi ambalajda sunacaksınız, ona da karar vermeniz gerekiyor. Sonuçta canlı bir ürün ve bu devamlı yaşamaya devam ediyor. Bu süreler içerisinde korunaklı bir şekilde kalitesini koruyarak ulaştırmanız lazım. Hangi lojistik imkanı kullanacaksınız ve bu ne kadar sürede sizin pazarınıza veya satmak istediğiniz noktaya ulaşacak? Bu soruları sorarak ancak bir dış ticaret operasyonu kuruluyoruz. Bunu sorarken, araştırırken şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Mesela o ilk gösterdiğim plantain diye geçen en vahşi, en sert, en kalın kabuklu diyelim. Ve macho diye aslında burada da cinsini vermişler. Böyle bir cins. Veya buraya baktığınızda hangi ürünü Türkiye'ye getirirsiniz diye düşünüyorsunuz? Baktığınızda kırmızı muzun çok fazla uymayacağını düşünüyoruz. Diğerleri şekil olarak biraz bozuklar sanki. Daha hızlı aslında lekeye dönüşen bir cildi var mesela bunun. Baktığınızda da mesela Tabasco diye daha kaliteli görünen bir cins var. Ama buna baktığınızda çok fazla da üretilmediğini görüyorsunuz ve çok pahalı. Bu sefer ikinci alternatife geçiyoruz.
Ve artık dünyada geçerli olan, yani bu kadar araştırmadan sonra netleştirilmiş olan muz cinsinin de kemamış olduğunu görüyoruz. Hem daha dayanıklı, hem daha diğerlerine göre daha lezzetli diyelim. Hem bu süre içerisinde fazla hızlı bozulmuyor ve üretim miktarı ve maliyeti düşük. Baktığımızda böyle bir karar verebiliyoruz. Artık buna karar verdikten sonra siz kendi pazarınızı da iyi tanımak zorundasınız. Biz Türkiye'de muzlu olan tüketimimizi nasıl değerlendiriyoruz diye baktığımızda yılda 500 bin ton muz alıyoruz ülkemizde. Biz bu oranla Avrupa'da kıyasladığınızda iyi mi sektör? Çok iyi değiliz aslında. Yani meyve kültüründen kaynaklanan bir şey ama sadece muza baktığımızda pek fena değiliz. İyi bir pazarız aslında. 250 bin tonu ithal ederken biz bunun %87'sini Ekvator Cumhuriyeti'nden yaptığımızı görüyoruz. Bahsettiğim Cavendish cinsi muz çünkü o ülkede çok fazla. Maliyeti de iyi ve bizlere daha bir kolaylık sağlayabiliyor. Lojistik imkanları da fazla. Ekvator'dan çıkan gemi ile birlikte bizim pazara ulaştırdığımız muz için 18 ya da 20 günlük bir serüven var. Bunu da tamamladıktan sonra hazır hale geliyor. Bahsettiğim parametrelerden dolayı Cavendish aslında dünya muz ticaretinde önemli bir yere sahip. Bu cins muz için şöyle diyebiliriz, daha dayanıklı, daha lezzetli ve daha çok bulunabiliyor. Maliyet ve pazar içerisinde uygun. Ama baktığınızda da yaklaşık dünyada 1000 çeşit muz cinsi olduğunun da farkındayız. Ama onlar arasından en tercih edilen bu olmuş. Ülkemizde ben de sektöre ilk atıldığımda çok şaşırmıştım bu vergi oranına. %148 arkadaşlar. Muzdan alınan gümrük vergisi. Yani mesela bir kutuda muz gelmiş 10 lira diyelim. Otomatikman maliyeti 25 liraya çıkıyor. Böyle bir sektör veya bu üründen de böyle bir vergi oluyor aslında. Bunda diğer bir kaygı yerli üreticilerimiz. Yani bizim ülkemizde de muz üretiliyor sonuçta. Yerli üreticimizi de biraz destekleyebilmek aslında. Aradaki fiyat dengesini sağlayabilmek. Ama baktığımızda %148'lik bir vergi var. Ama muz da aslında ucuz bir meyve. Demek ki Ekvator'da çok da uygun, çok da ucuz diyebiliyoruz bu şartlar. Demek pahalı olduğu için ucuz, az olduğu için pahalı olduğunu zannediyorum. Meğer siz bayağı buraya... Mesela bunu yetiştiren ülkelerde çok bol var. Yani çok temel bir besin maddesi ve bedava dağıtılıyor. Aslında öyle bir özelliği var. Ekvator pazarında Türkiye ticaretini artık çok fazla netleştirmiş diyelim. O yüzden Ekvator'dan çıkan muz adına baktığımızda biz onlar için 3. sırada gelen büyük bir pazarız. Ve yani dediğimiz gibi yaklaşık orana bakarsak da 220 bin ton kadar biz oradan muz ithal ediyoruz. Senin olarak da 110 milyon dolar gibi bir para ödüyoruz aslında. Evet, bu da bizim Türkiye'deki durumumuz. Mesela 2012 için belli bir rakamdan bahsetmişim. 225 bin ton kadar bir muz ithal etmişiz. Buna karşılık 110 milyon civarında da bir döviz çıkışı olmuş. Baktığınızda geri kalan üretimin Türkiye'de yapıldığında Mersin'in Anamur ilçesini çok fazla ön planda görüyoruz. Sizin de yerli muz diye tükettiğiniz ve eskiden çok küçük olup şimdi biraz ithal muza kadar büyüdüğünü hissettiğimiz bir cins aslında. O da baktığımızda dış ticarette bir meyvenin aslında her şeyinin lezzetiyle ölçülmediğini gösteriyor. Yani sizin yediğiniz muz aslında dünyada çok lezzetli olan bir muz değil. O muz ticari bir muz. Yani o meyve ticari bir meyve. Tüm ticari parametreleri içeriyor. Yani yola dayanıklı olması lazım. Görüntüsünün, prezentasyonunun çok güzel olması lazım. Aynı şekilde maliyetin iyi olması lazım. İthal meyve için şunu söyleyebilirim Türkiye'de. Çünkü ciddi bir sağlık analiz kontrol mekanizması var. Ürün geldikten sonra gümrükte en az 10 gün vakit kaybediyoruz. Analizleri, diğer kontrolleri ve baktığınızda Türkiye'nin mesafesine, Güney Amerika'yla olan mesafesinden dolayı da yolda da çok zaman kaybediyoruz. Maalesef biz size en lezzetli meyveyi getirmiyoruz aslında.
daha keyifli, daha güzel meyveler var. Ama bizim için önemli olan ticari meyve özelliğini taşıması. O yüzden belki yerli muzu da çok beğeniyorsunuzdur. Ama ithal meyvenin başka aslında kaygıları var. Onların da gerçekleşmesi. Yeşil olarak 11 ile 14 derecede bekletirseniz muzu bir ay belki saklayabilirsiniz. O yeşil olarak kalır. O sıcaklık dengesini eğer sağlarsanız. Fakat hızlı bir şekilde sararmasını istiyorsanız mesela ilk gün oda sıcaklığını 20 dereceye çıkarıyorsunuz. Aynı zamanda etilen gazını da muza takip etmiş oluyorsunuz. Ve bu baktığınız zaman rak ömrünü kaybedene kadar azalarak devam ediyor. Yani siz 10 gün sonra muzu tüketmek istiyorsanız aşağıdaki derecelerle hareket etmeniz lazım. Ama çok hızlı sararmasını ve 4. gün pazarda satılmasını istiyorsanız daha yüksek bir dereceyle bunu sağlamanız gerekiyor. Neden en saf haliyle piyasaya sürülmüyor? O nişasta yenmiyor o haliyle. Yani bir fermantasyon olması gerekiyor. Nişastanın şekere dönüşüp bu lezzeti alması gerekiyor. Peki, yani yeşil ten yenmiyor. Gün olarak bekleseniz de mi? Yani illa kimyasal bir işleme sokmaktan eğer dereceyi arttırırsanız kimyasal bir işleme çok fazla gerek yok. Ama beklerken çürüme ihtimali olduğunu düşünüyorum sanırım. Şöyle bir şey çıkmışlar basında. Doğum kontrol yapı enjekte edildiği muzlara. Yani özellikle ithal muzlara doğum kontrol yapı enjekte edildiği dayanıklılığını arttırmak için. Yani çürümesini engellemek için. O konuda çok tecrübem olmadığı için neye sebebiyet verecek bilmiyorum açıkçası. Ama çok spekülatif şeyler var. Yani tamamına da inanamıyoruz. Siz onkoloji bölümünün açıkladığı bir şeydi. İthal muzlara enjekte edildiği ve o yüzden yerel muzların desteklenmesi mesela, gerektiği. Mesela üretim aşamasında mı yoksa yeşilken verdikten sonra mı? İthal olarak itilildiği için burada dayanıklılığını arttırmak ve çürümesini engellemek amacıyla doğum kontrol etmeliyiz. Şimdi mesela bu bahsettiğim depolar 20 ton civarında. Yani tek tek çok fazla böyle bir işlem yapılması mümkün değil. Yani 20 ton kadar bir muzda aynı anda başlayan bir işlem bu. Yani çok spesifik olarak hepsine tek tek yapılabilecek çok zor bir işlem. Açıkçası pek olabileceğini tahmin etmiyorum. Ama üretim aşamasında Türkiye'deki muzların dayanıklılığını ve biraz daha görüntüsünü değiştirmek için üretim aşamasında belki olabilir. Türkiye'deki muzlar. Evet, çünkü Türkiye'deki muzlar da farkındaysanız biraz değişti. Temmuz'a belirlemeye başladı. Artık şu an çok ayırt etmek mümkün değil. Hormon mu kullanıyorlar Türkiye'deki muzlar? Biraz aşı yöntemiyle diyebiliriz. Yani yurt dışındaki cinslerle onların genetiğinde biraz oynamalar yapıyorlar. Yani çok küçük bir anamın muzu, daha lezzetliydi. Şu an ithal muz kadar bir büyüklüğü var. Ama çok da lezzetli değil açıkçası eskiye göre. Zaten Mersin'deki ağırlık 10 seneden 2012 yılına kadar çok ciddi miktarda arttı. Evet yani aynı şey üretim miktarını artırabilmek adına da yapılıyor açıkçası. Aynı şey aslında pirinçte, buğdayla, arpada olduğu gibi. Evet. Yani benim aldığınız o küçük miktardaki alandan daha büyük bir verime çıkarmak için bir kaybı var. Bahçeleri oluşturulmaz. Kesinlikle. Yani zaten arazimiz de çok müsait değil. Türkiye için bakarsak yaklaşık 7 ay kadar ancak bu işlem yapılabiliyor. Çünkü sıcaklık çok yükseliyor o bölgede. Ama Ekvator'da 12 ay eşit derecede giden bir iklim var. O da oradaki üretimi 12 aya çıkarabiliyor. Biz 7 ay bu tonajı yakalamak için mücadele veriyoruz. O yüzden bazı ekstra yöntemler denenebiliyor açıkçası. Bu ürünle birlikte gelmesi gereken fitosaniter dediğimiz bir sağlık sertifikası. Ancak muz yolculuğunda bu belgeye sahipse çıkabiliyor. Ve varış yaptığı noktada da bu belgenin kontrolü olup da ancak girilebiliyor. Şöyle bir gönül rahatlığı verebilirim size. Türkiye'de gümrüğe varmış olan meyve için söylüyorum bunu, meyve sebze ürünleri için söylüyorum. Daha yüksek parametrelerde bir kontrol yapılıyor. Yani normal şartlarda mesela Türkiye'de böyle bir fazla analiz yok, yerli üretimde yok ama ithal meyvede var. Yani hem biraz cari açık kaybolur, yani ithalatın azaltılması, yerli üreticiye biraz daha destek vermek adına baktığınızda ithal meyvelerin vergileri hem çok yüksek hem de kontrolleri uzun sürüyor. O yüzden çok
zararlı olabileceğini düşündüğümüz bir ithal meyvenin Türkiye'ye girme olasılığı düşük. Yani şu anki baktığımız analiz yöntemlerinde bunu aslında test ediyoruz. Hollanda çok büyük bir tarım ülkesi, çok büyük bir re-export yapıyor. Yani yurt dışından bütün ürünleri alıyor, daha sonra dünyaya dağıtıyor. Orada mesela 18 parametre ile bir analizin yapıldığını görüyoruz. Ama Türkiye'de yaklaşık 25 parametrede bir sağlık kontrolü var. Evet, devam edebiliriz. Şimdi beraber mesela bir... buna geçmeden muzla alakalı bir şey aklıma geldi siz anlatırken. Kuruyemiş benzeri böyle meyveleri küçük küçük dilimleyerek üzerine şeker, baharat koyarak bunları 50 gramlık, 100 gramlık paketlerde satıldığını gördüm. Gerçi ben tadında beğenmedim ama kurutulmuş muz gördüm bu şekilde. Hiç daha önceden görmemiştim. Türkiye'de var mı? Bizde sevilir mi, tanınır mı? Yoksa küçük bir çevrede pazarda satılıyor mu? Bilemiyorum. Yani mesela o kompleslerle tüketilmeye başlandı tahminimce. Oraya uygun bir sistem. Dünyada meyve tüketimi özellikle Avrupa'da bizden çok fazla. O yüzden alternatif biraz da böyle istiyorlar. Şeylerle değil mi? Yani raf ömrü çünkü uzun olacak. Evet. Bir sene daha uzun yenilmesi ihtimali olacak. Küçük küçük hani böyle kırıntı diyeceğiniz, bisküvi diyeceğiniz parçalar halinde. Yani farklı bir aslında inovatif bir gelişim bu. Diğer tüm meyvelere de uygulandığı gibi gözüküyor. Hepsi de kullanılıyor. Aklıma şey de geldi. Yani meyveyi siz alıyorsunuz. Türkiye'de eğer ona öyle bir sanayi işlemi uyguladınsa Avrupa Birliği pazarının içerisinde en azından sanayi kısmı gümrüksüz bir şekilde dolaşabiliyor. O şekilde oluyor ama bizim maliyetlerimiz Avrupa'ya göre çok yüksek. Yani hem gümrük vergisinde fazlayız hem nakli avantajımız yok. Yani Avrupa'daki limanlar daha ucuza getiriliyor ve bunların üretimlerinin de daha çok Güney Amerika'da yerinde yapıldığını görüyoruz. Yani Avrupa'ya doğrudan geliyor. Karlı 2000'de çok fazla değil açıkçası. Ben tadı çok şekerli olursa hani bizde değilse de Orta Doğu pazarı sanki kesinlikle yapılır diye. Evet. Ya, ama işte şöyle bir şey var. Avrupa ülkelerinde mesela muz için de çok ciddi bir vergi yok. Mesela ananas için de yok. Ama biz Türkiye'de ananas yetişmiyor mesela ama buna %60 vergi veriyoruz. Yetişmediği halde. Yani devlet biraz daha bunun gelir kapısı gibi görüyor diyebiliriz aslında. Böyle bir özelliğe sahip. Bizim tanışmamız bu ürünleri zaten konserveler sayesinde olmuştu. Ben eskiden çok hatırlarım. Diğer yani buradaki arkadaşlarımız fazla ona şahit olmadılar tabi. Bir doğum günü pastası üzerinde konserve bir ananas varsa herkes o dilimin kendisine gelmesi için büyük bir yarış yapardı. Çünkü çok farklı, çok özel bir şeydi. Benim de belki de bu ticarete atılmamdaki en büyük sebeplerden biri o dilimin bana gelmemesi açıkçası. Çünkü öyle bir şanssızlığım vardır benim. Bugün de biraz yaşadık mesela o aksaklıkla ilgili. Bana denk geldi nedense hocam öyle bir şey sizinle alakası yok. Ülkemizde üretilen muzların dışarıdakinden pek bir farkı var. Bence daha lezzetli mesela. Yani. Daha sağlıklı diye düşünebiliriz. Biraz daha hani doğal ortamında kalıyor diyebiliriz. O konuda bir şey sormak istiyorum. Yani siz bu pazarlama konusunda biz normalde meyve suları içiyoruz. Evet. Ve meyve suları da yani doğal. Yani meyve ne geliyor? Hemen karıştırıcı yani makine. Mikser. Yani böyle gidiyor, hemen içiyoruz. Evet. Hani direkt meyve ama burada öyle bir şey yok. Burada yok. Burada yok. İşte bu aslında yetiştirilme özelliğinden kaynaklanıyor. Artık çok nasıl diyelim, sistem oturmamış Türkiye'de ama yavaş yavaş gidiyor. Yani doğal lezzetler daha çok getiriliyor. Kesinlikle, kesinlikle. Ama tabii yurt dışından gelenlere göre buradakilerin biraz daha koşulları daha iyi olabiliyor bazı dönemlerde. Onların da dediğim gibi tabii en güzel olanı mevsiminde tüketmek. Ama boşluk olduğunda da bu lezzetler istendiğinde de bunlarla tamamlamamız gerekiyor. Yani mesela Kaplı Pazar'da tropikal meyve satan bir yer var. Sakarya'da tek bildiğim kadarıyla. Benim bir tanıdığımın kızı bir rahatsızlığa yakalandı, kötü bir rahatsızlığa. O rahatsızlık içinde avokado galiba iyi geldiğini bir yerden duymuşlar. Yani bulamıyorlar avokadoyu. Mevsim itibariyle de galiba Bilecik'te bulamıyorlardı. Sakarya'da işte Katlı Pazar'da bir yer var. Ben buldum orayı. Gittim ama manav şey. Muhtemelen o ilk çalıştığımız yer o zaman bu tarz manavlara mesela işte bayanların hamilelik döneminde aşerme durumları vardır. Yeşilköy'de mesela kışın erik satan, Florya'da
Zaten onlar sadece hamile bayanlar özel. Çok pahalı. Yani sadece hamile bayanlar için yola çıkan şey oldu onlar zaten. Çünkü bir filoyla dolduğunu duymuştum. Evet, onlara özel solucuya koyuyorlar çünkü. Yani frozen yapıyorlar onlara özel. Bekletiyorlar. İşte kim hamile kalırsa ona... yani İstanbul'da birilerinin hamile olmasını bekliyorlar yani. O yüzden böyle bir şey var. O zaman burada geniş var. Hamile bayanlara yönelik reklamların yapılacağı bir alan var yani sizin var, işinizi devamlandırmak evet. için. Evet ama işte bizim kavzumalar çok hitap edebiliyor mu bilmiyorum hamile bayanlara. Yani öyle bir eksiklik olabilir ama İstanbul'da bu boşluk bulunmuş. Ben çok arkadaşımdan duydum. Evet. Bayan arkadaşlarımdan duydum. Kocalarına sırf inat olsun diye. Aslında da bir istek geliyor. İnat demeyelim de hocam. O işin şanından geliyor. Filoya yolladıklarını biliyorum yani. Doğrudur. Doğrudur. Şu an sektöre eklenen bazı aslında inovatif çözümler var. Mesela çiçek sepetleri değil, meyve sepetleri yapılıyor artık. Böyle örnekler var. Meyve salatası diye örnekler var. Maalesef ama bu şirketler sektörel parametrelerden çok uzak kurgular yapıyorlar. Çünkü meyve sebze gerçekten fiyat ve üretim açısından çok takip edilmesi gereken bir süreç. Onlar zannediyorlar ki işte marketteki fiyatla bütün seneyi geçireceğiz gibi düşünüyorlar. Ya da hep bulabileceğiz diye düşünüyorlar. Bu şekilde başlıyorlar. Yerli firmaların çok başarısız olduğunu gördük. Antropos süreci 10 günden. 10 günden kastım şöyle. İşlem o kadar sürüyor. Yani bu süreçte soğuk hava zinciri nasıl sağlıyorsunuz? Bunlar özel soğuk hava özelliği taşıyan antrepolar. Gıdaya özel açılmış antrepolar. Biz meyvenin saklanma derecesini göre oraya yerleştiriyoruz. Maalesef yani 3 günde 10 gün arasında diyeyim. Olağanüstü bir durum olursa 3 günde günlük izin veriyor artık işleme. Bunu millileştirebilirsiniz, dışarıya çıkarılabilir deniyor. Ama analizler derken, oradaki başka kontroller derken bir 10 güne bazen veriliyor hafta sonu da araya girdiği için. Böyle bir sürecimiz var maalesef. Rahat, sarat şeyleri... Evet, hepsi geçerli aslında. Ama orada önemli olan Tarım İl Müdürlüklerindeki analiz ve onun sonucu. Bazen herhangi bir problem yani olduğunu gördüklerinde mesela başka bir şehrin laboratuvarına gönderiyorlar. Oradan da bir analiz raporu istiyorlar. Sadece ürünün beraberinde taşıdığı sağlık sertifikası yetmiyor. Burada özel bir analiz tekrar yapılıyor. Öyle bir süreç var. Ve bizim için de en kötü kısmı o. Çünkü bu yaş bir meyve, o 10 gün boyunca buradaki bozulma ihtimali var. Buradaki analizi kamu kurumları yapıyor. Evet, diyor. Tarım İl Müdürlükleri yapıyor. Şeyde var yani, şehir bazında, il bazında var değil mi? Mesela biz Kocaeli'de biraz daha rahat çalışabiliyoruz o anlamda. Kocaeli İl Tarım Müdürlüğü hemen hemen tüm gıdalarla alakalı olan analizleri, ihracat veya ithalat işlemlerini onlar organize ediyorlar. Vakti zamanı mesela ben 10-15 sene önce hamsi ithalatı yapmıştım. Evet. Azerbaycan'dan. Onun analizini yapacak sadece Ankara'da bir yer var. Evet, doğru. Başka yerde yok. Bazen bir ihtisas ayarlanıyor. Evet, sadece onun için Ankara'da yapmış. Evet. Başka bir soru yoksa Ercan Bey, ben size bir soru sormak istiyorum arkadaşlar. Bu iş yapılır çünkü, bu iş yapılmaz çünkü diye iki soru sormak istiyorum. Cevap verecek bir arkadaş istiyorum. Ben yönlendirme yapabilir miyim yoksa? Hocam gelen cevapları eleştirmeyi istiyorum. Ona göre. Hocam. İşi bilen olur. Yoksa yani bence cevap belli. Hocam. Ya ben dinledim. Bence bu iş yapılmaz çünkü diyen. İkisinin de mi çünküsünü söyleyelim yoksa? Hayır. Kendimize göre. Bunu alabilirsin. Hangisine inanıyorsam artık. Çünkü kimse yapmaz çünkü çok çok sıkı bulunur. Tamam, bir tanesini söyledi. Başka? O yüzden yapamaz. Ercan Bey sağ olun. Çocukları dışarı bittiğiniz için pazardan. Beşinci arıyoruz galiba. Yani ben de yapılmazsa, yapılırsa bir ki dediği gibi pazar alanı çok düşük olduğu için yapılması tabii ki mantıklı ama çok riskli bir işte Ebru'nun da söylediği gibi. Bozulma olasılığı, sonra dedikleri gibi temin edecekler de çok önemli. Bayağı bir zor var. Genel olarak gıda maddelerinin ithali böyle sıkıntı. Kesinlikle. Size de mesela en başta hani gıda ile ilgili bir diş ticaret planlayayım derken onu çek. Bu özel bir tecrübe çünkü. Şimdi yapılma, 10 sene sonra yapılır. 10 sene sonra ama yapılır. Çünkü lojistik çok olacak ama lojistik daha kolay olacak. Ve bu mallar olan talep çok fazla. Evet, çünkü dediğiniz gibi bir ananasın hani bir ay gibi bir süreden de geliyor. Evet, evet. Çok uzun bir süre.
Bir muz 18-20 günde. O risk pek alınacak bir risk değil. Evet, diyorsun, çok değil uzun mi? Süreler. Ama işte aslında bizi de yani buna iten aslında hiç kimsenin yapmak istememiz. Yani. İşte. Mesela haldeki zorluklardan bahsediyorum. Artı gümrükteki zorluklardan bahsediyorum. Bir de bu malın olduğu tedarik yapılan ülkelerin mesafesinden dolayı bir zorluktan bahsediyorum. Bu zorluğa kimse girmek istemediği için aslında biz iş yapabiliyoruz. Evet, doğal açıdan bakacaksınız. Çok çok güzel bir ticaret alanı ama dediğim gibi zor. Ben de budur. Yani verdiğiniz cevapları şu şekilde yorumluyorum. Gümrük dairesine çalışacak olan arkadaşlar var aramızda. Bir de girişimci olanlar var. İşte o risk zaten. Riski alabilmek konusunda cesaret gösterenler girişimci oluyor arkadaşlar. Ben riski alayım da sadece şu an kendi alacaksınız. Dördüncü kadar alacağınıza inanıyorum. Çağlar Üniversitesi olması büyük bir heyecandı benim için ve ilk defa açılmış olması. Siz o heyecanı kaybetmeyin istiyorum.